Yunan halkı ülkeyi kaosa sürükleyen partileri sandığa gömdü, aşırı sağ ve sol uçlar seçimden güçlenerek çıktı. Aslında partilerin oy oranları belli olduğunda koalisyon kurulmasının imkansız olduğu açıktı. Partiler denedi. Cumhurbaşkanı Karolas Papulyas bile devreye girdi. Ancak sonuç olumsuz. Yunanistan'da hükümet kurulamadı. Siyasi partiler şimdi ikinci bir seçime hazırlanıyor. PASOK ve Yeni Demokrasi Partisi'ndeki kan kaybının hızlanacağı seçimlerde gözler radikal sol lideri Alexis Tsipras'ta olacak. Avrupa Birliği'ne res çeken, kemer sıkmaya hayır diyen Tsipras'ın sandıktan %25 oyla çıkması bekleniyor. Bu ihtimal bile piyasalarda deprem oluşmasına yetti. Çünkü Tsipras'ın başbakanlığa oturması Yunanistan'ın Euro'dan çıkacağı anlamına geliyor. Bu da Avrupa Birliği'nde tüm dengeleri sarsacak. Kredi paketinin kesilmesiyle Yunanistan iflasını ilan edebilir. Bu durumda İspanya, İtalya ve Portekiz başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesindeki şirketler ağır yara alacak. İşte bu senaryoların gerçeklik ihtimali arttıkça euro değer yitiriyor, borsalar düşüyor. Avrupa borsalarında kayıp %3'ü aşarken euro dolar karşısında 4 ayın dibine indi.